Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çeşitli yerler okuyacağım. Beşeri kelamla ile ilahi kelam arasında küçük bir mukayese. Beşerin kelamında bir yerleri ve şeyleri vaat etmez. Cennet, cehennem yok içerisinde. Beşeri kelamda bir cennet vaadi yok. Yani içi dolu değil. Beşeri kelam, insanın alakadar olduğu hariçte meşgul olur. Yani insan ne ile meşgul? Mesela çiçekçi ise, bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çiçekçi ise, o adam konuşması hangi cinsten olur? Çiçek. Örneği olur. Adam tamirci, o cinsten olur. Allah ne ile meşgul? O cinsten olur kelamı. Neyse biraz da gideyim bakayım anladım. Beşeri kelam, insanın alakadar olduğu hariçte meşgul olur. Emellerini, meyillerini hedef gösterip tatmin etmeye çalışır. Mesela beşeri kelamda hedef koy. Ne pahasına olursa olsun yürü. Ne kadar hikaye ve masal bir söz. Yani hayallerine hayal koy diyor. İçi boş yani. Şimdi insan madem alakadar olduğu sanatla kelam üretir, kelam o cinsten olur. Mesela tamircinin kelamı o cinsten olur. Allah da bütün kainatla alakadar olduğu için, yani sahibi olduğundan, kelamı bütün kainatla alakadar ediyor. Mesela bir tamirci nerede ucuz parça satılır bilir. Mesela bir misal söyleyeyim, çok ilginçtir. Lastikçi gördüm ben İstanbul'da. Afyon'dan kamyonla lastik geliyor. Allah Allah, sordum. Yani kamyonla lastik geliyor, burada satıyor. Dedim ki koy. Eyvallah, teşekkür ederim. Bu adam, hayırdır dedim ya. Sen ben bilmeyiz, arabamız var. Yani dersen arabası var, benim yok da. Biz bilmeyiz yani. Adam Afyon'dan kamyonla lastik gelip lastik satıyor. Niye, nasıl oluyor, niye yapıyorsun bunu dedim. Orası ikinci bölge mi ne, devlet yapmış. Vergi almıyor mu, bilmem bir şey yapıyor böyle. Ondan sonra orada aldığı lastik fiyatını, kamyonda dahil İstanbul'a maliyeti, bir toptancıdan lastik alıp da satmasında neredeyse yarı yarıya fark varmış. Niçin anlattım? Adam bak bunları biliyor. Şimdi bir kelam sarf ederken bildiği sahaları ihata ederek söylüyor. Mesela ben psikoloji dersi yapıyorum. Şimdi o. Psikiyatriler de, psikologlar da, pedagoglar da dersi o konuşma yapıyor. Peki çapı ne kadar geniş olur bu konuşmaların? Kişinin ihata ettiği, taklit, papağan gibi taklit ettiği değil, o tesir etmiyor. İhata ettiği, deneylediği, deneyimlediği, anladığı, fark ettiği yerle konuşur, yere kadar konuşur. Adam, bugünkü psikoloji, Freud ve bunun gibi 6 tane, 5 tane mi ne, psikologların, psikiyatristlerin bilgilerinin temeline kurulmuş. Bunların da sahasına baktığımız zaman, bedensel bir sinirsel psikolojiden bahsediyor. Gerçi ruhtan bahsediyor ama ruhu inkar eden bir tip bunlar. Peki ruhsal psikolojiden bahsedemez. O zaman
ki beşerin kelamı ile Allah'ın kelamı arasındaki farklardan konuşuyoruz. Beşerin alakadar olduğu yeri ihata eden bir fotoğraftır kelamı. Fotoğraf, kelam gibidir. Adam konuştuğu zaman lastik, Kars'tan kaça satıldığını, Siirt'te kaça satıldığını, Afyon'da kaça satıldığını, İstanbul'da hangi yerde lastikçi olduğunu bilir, böyle konuşur. Sas bu. Allah ise konuşurken Arş-ı Azam, Arş, Lef-i Mahfuz, Kürs, hepsi nazarında. Bu bir. Allah vacibül vücut olduğu için alakadar olduğu, yani Allah ne ise onu ifade edecek veya ondan haber verecek veya onu aralayacak, bileyim, kelam sarf eder. Kelam sarf ediyor. Kelamın kaynağı bu. İçi dolu yani. Beşeri kelam nefsaniyetin çapını genişletip buhranı hızlandırmış insanlarda. Beşeri kelamlarda ihtiyacı çoğaltmak var, cinselliği çoğaltmak var. Üç tane diyor. Hamasat ve kahramanlık, değil mi? Yani bir, kahramanlığı şey yapar. Vurdu kırdıyı. İki, edebiyatları var. Yani edebiyattan da bu şey. Cinselliktir. Bir de ihtiyaçlarını çoğaltmıştır. Şöhret vesaire diye. Beşeri kelam da böyle. Mesela bir misal söyleyeyim. Bir film vardır, film. Filmde bir kahraman var. Diğerleri aktördür. Zalim de vardır. Bu filmi seyreden adam o kahramanı, kahramanı giyer. Kahraman gibi kendisini hisseder. Filmde rahat eder. Hiç kimse o kahramanın karşısında olan zalim rolünü hayal etmez. Peki, bu kahraman şey yapar, vurar, kırar ve muvaffak olur. Kahraman olarak sen de bir televizyonu kapatıp yatarsın. Ama bu arada hiç haberiniz olmadan 25. kare girmiş kafanıza. Kahraman olabilmen için o adamın yediği McDonald's yemeği var. McDonald's'a girerken çekilmiş. Kullandığı saat var. Ne bileyim, giydiği gömlek var. Arabası var, sigarası var, Marlboro'su var. Bu aslında bu filmi belki bedava verirler ama bu arada sana şu 25. kareyi veriyor. Sen de böyle kahraman olmak istiyorsan bu sigarayı tüketmen lazım. Sen de kahraman olmak istiyorsan McDonald's'a gitmen lazım. Sen de böyle bir kahraman olmak istiyorsan böyle bir saat kullanman lazım. Veriliyor. Demek ki beşerin kelamında beşerin kendisi var ve arzuları var, senden istekleri var, bir de hedefle seni hedefine koyuyor. Hedefine, hedef senin değil, sen onun hedefine koşuyorsun gibi oluyorsun onu dinleyince. İşte beşerin kelamı nefsaniyetin çapını genişletip buhranını hızlandırmış insanların. Kur'an ise insanın aslını gösterip oraya karşı bir iştahasını uyandırmış. Yani beşerde hedef bitmiştir. Mesela çok ilgimi çekmişti ve kaydettim. Çok acibinize gidecek. Herhalde en sona, en sona birkaç set önce yazmıştım. İlginizi çekecek diye söyleyeceğim. Bulursam inşallah. Burası mıydı? Çok hoşunuza gidecek değil mi? Bu nasıl oluyor diye. Heh. Hayatında, hayatından daha büyük amacı olması lazım. Hayatının, hayatımızdan daha kıymetli bir amacı, hedefi olması lazım ki harcadığın hayat değsin.
Eğer hayatınızdan daha basit bir hayat varsa, bu hayat değmediği için sana faturası sıkıntı olarak yansır. Ben bunu daha önce de anlatmıştım, başka bir şey anlatacağım. Hayatınızda ulaşamadığınız hedefler olmalı. Hedeflerinizi illa ulaşmayı istemeyin. Ben onlara ters söylüyorum. Mesela onlardan bir tanesi. Bir örnek vereceğim, çok ilginçtir. Dünyada ilk arabayı yapan kimdi? Hangi şeydi? Ben öyle biliyorum. Ford'tur. Henry Ford. Çok tuhaftır. Oğlu intihar etmiştir. Fiat sahibinin oğlu dünyada, Avrupa'da ilk Fiat yapmıştı. İntihar etmiştir. Başka? Onassis'in oğlu intihar etmiştir. İntihar etmiş. Yani niçin diye böyle ben ilgimi çektiği için söylüyorum. Adamların hedefleri kalmadı. Gaye hayalleri kalmadı. Gaye hayali yok. Her şey bitti. O da hayat da bitti. Ne sermaye var, nerede kullanacaksın? Kullanacak bir şey kalmadı. Bakın bir de söylüyorum. Hayatta sermayen var. Kullanacaksın. Ama kullanacak hiçbir şeyin yok. Ya yer yok. Nerede kullanacaksın? Nerede? Aydasın, paran var. Bizim bir şeyde olmuştu. Bir zengin bir abiyle 1985'te hiç unutmuyorum. İyi bir arabasıyla biz dereye balığa gittik gece. Serpme atmaya. Yani arabayı bıraktıktan sonra bir saat yürüdük. Dere gece yarısı ve kışta var. Kar var ya. Serpme kışın atılır böyle alabalığa. O abi dereden karşıya geçerken o hareket edince üşümüyorsun. Dere sıcak olur kış. Ayağındaki ayakkabı gitti. Su alıp götürdü. Bakın bir saat sonra bir tepede yukarıda jipi var. Bir saat yürümesi lazım. Bankada da çok parası vardır zannediyorum. Ama dünyanın en fakir insan durumuna düştü. Bir saatlik yolu yalın ayak nasıl geçecek? Param var. Hiçbir şey yok. Yani harcayacağın yerin yok. Şimdi hedefin yok. Sermaye ömür var. Ne o zaman kendi kendini yiyor. Kendi kendini yiyor. Buna ait şey var böyle. Yerde okudum. Fransız bir atasözü varmış. Okudum Fransız atasözü. Diyor ki karanlık diyor. Karanlık. Bunu bir yerde yazmıştım. Onu bulayım o. Orta sayfada bir yerde. Yıldızlara dokunamazsın ama karanlık gecelerde sana yol gösterir. Fransız atasözüymüş. Aynen bunun gibi öyle bir anın olur ki her tarafın karanlık kaplamış, tam o anda bak tam o anda kafanı kaldır, yukarıdaki yıldız sana yol gösterir. Ona tutunacağın olsun. Yani mesela öyle karanlık ki, çok ilginç bir atasözü. Yıldızlara dokunamazsın diyor. Tutamazsın. Ama tutamıyorsan, ustatın güzel diyor. Yani bir şey bütün bütün elde edilmese diyor. Bütün bütün terk etmek doğru değildir. Tutamıyorsan, Mesnevi Nuriye'de bir şey de var böyle. Gözünün ulaştığı yere elin ulaşmaz diyor. Değil mi? Şimdi gece yıldızları tutamazsınız ama karanlık, zifiri karanlıkta sana yol gösterir. Ama ne yaparsın? Tutamazsın ama tutunursun. Bak tutundun. Demek ki hayatta bir
şeyin olması lazım, gaye hayalin olması lazım. O senin yıldızın olur. Eğer önünde varılması, ele geçirilmesi bir hedefin yoksa, daha ileride, hayat amacını bitirmiştir. Artık hayat cazibesini kaybetmiştir. Bir merak ettiği bir şey vardır, ölüm. Tatmadığı odur, onu da tadar. Ama Müslüman öyle değil. Ulaşamadığı bir cennet var. Ulaşamadığı Allah var. O zaman onu heyecanlandırır ve canlı tutar. Tutunmuştur. Yani şöyle misal veririm hatırlarsınız. Dağcı böyle demiri iple çeker, ipi bir fırlatır, dağa takılır çeker. Ondan sonra tırmanır. Eğer bir tepeniz yoksa atacağınız bir ipiniz de yoktur. O zaman tırmanacak yer de yoktur. O zaman yapacak bir iş yoktur. Ama var olan enerji yaşanıyor, hayat yaşanıyor. Hedefi yok bu hayatın, kendi kendini yiyor. Kanser gibi. Kanser aynı böyledir. Orayı bitireyim. İşte beşeri kelam nefsaniyetin çapını genişletip buhranını, insanın buhranını hızlandırmış. Kur'an ise insanın aslını gösterip oraya karşı iştihasını arttırmıştır. Beşeri kelam sevdiklerini putlaştırmış. Kur'an ise sevdiklerini aslına geçişe vasıta yapmıştır. Beşeri kelam çözümü hariçte aramış, Kur'an ise çözümü kendinde göstermiştir. Beşeri kelam fıtratıyla kavga yaptırmış, beşeri kelam fıtratıyla insan kavga yaptırmış, mücadele yolunu açmış ve insanlarla münasebeti cidal demiş, çarpışmaktır, kapışmaktır demiş. Kur'an ise fıtratın farklı yönlerini fark ettirerek bütünlüğü sağlamıştır. İnsanlarla münasebet kurma yolunu göstermiştir. Çok tuhaftır. Down sendromu diye. Yani ne demek? Özürlüler. Özür. Onu İsmet mi getirmişti? Bir video getirmişlerdi. Ya siz bilmiyorum burada mıydınız? Bir CD getirdi bana. Abi buna bakar mısın dedi. Çok etkilendim. Senin de çok istifade edeceğinden emin olduğumdan getirdim. Yoksa bu kadar meşgul etmezdim seni. İsmet'in birisi getirdi ya. Buyur gel dedim. Abi bilgisayarını aç. Açtı. Dünyanın en hızlı 100 metre koşan bir yarışı gösterdi. Televizyon kanalları hep onu göstermiş. Bunun dışında bir adam seyircilerden kamerayla çekim yapmış. Kameraların gösterdiği değil, kamera arkasını gösteriyor. Ne kadar var? 10 kişi var. 10 kişi var. Kamera hep birinciyi gösteriyor. Sanki herkes böyle birinci gelecek gibi. Ötekisi 8-9'u göstermiş. Hayatın gerçekleri işte bu. Sonra Down sendrom dedikleri o özürlerin onu kendisi çekmiş şey vardı. Yüklemiş bana getirdi. Abi bunu da seyret dedi. Bu bir tane film. Bir de 10 tane özürlü çocukların 100 metre koşusunu gösteriyor film. Amerika'da uygulanmış. Çocuklar koşuyorlar. 10 tanesi de özürlü. Bir tanesi düşüyor. Ve başlıyor ağlamaya. Çocuk özürlü. Ağlamaya başlayınca çok ilginçtir. Çeken seyircilerden bir tane şeyi. Gene onlardan Facebook'lardan nereden indirmişse bu kardeş. Ondan sonra o
koşan 9 tanesi duruyor. Özürlü ya. Hepsi istisnasız geri dönüyor. Yarış ama aslında. Yarış. Sonra gidiyorlar o çocuğu. Kaldırıyorlar. Kucaklıyorlar, öpüyorlar. El ele tutuşup onu beraber koşuyorlar. Şimdi ister istemez insanın hatırına geliyor. Özürlü onlar mı biz mi? Bunu diyor abim, şeyler diyor, kişisel gelişim kişiler örnek gösteriyor. Ben de senin işine yarar diye getirdim dedi. CD'yi getirdi. Sırf o koşuyu gösteriyor. Yani seyircilerden çekmiş. Gitmiş 9'unu gösteriyor. Biri göstermiyor adam. Hayatın gerçek yüzü diye göstermiş. Tamam mı? Bunu Müslüman olmuş bir Amerikalı yapıyor bunu. Bunu yapmış. Ötekiler ise Amerika hedef tayin et ne varsa şeye hedefine git. Tek adamı gösteriyorlar. Sanki dünyada tek kişi yaşıyor. Hayatın gerçeğini gizliyorlar. O kadar acayip böyle bizi perişan etmiş ki gitmiş kovboy filmini seyrederken sabah kalkan bir kovboy sokağa çıkar şey binanın önüne yüzünü yıkar. Emme basma tulumbasından akan suyla. Su havuzdur. Her gelen aynı sudan yüzünü yıkıyor. O kadar pis. Farkında bile değiller. Anlıyor musunuz? Emme basma tulumbasıyla bir köyde bir şey çıkıyor. Bir şey var böyle. Amerikalıların sanal kurdukları bir yer var. Orada film çeviriyorlar. Kendileri kurmuş böyle bir şehir. Küçük bir şehir. Ama orada işte yürüyorlar. Çarşı var, pazarlar falan hareket ediyor. Oysa küçük bir yer yani. Orada pompayla. Bunu da arkadan çeken var. Orayı gezmeye gidip de çekenler var. O adam şey yapıyor. Pompayla su akıyor havuza. Havuz ya böyle bir tane kap, tencere. Gidiyor adam yüzünü yıkıyor. Burnunu siliyor. Geliyor arkasındaki aynı sudan yüzünü yıkıyor. Arkasındaki de öyle. Her kalkan orada yüzünü yıkıyor. Aynı su. Yıkamasılar da aynı yani. Ya öyle yani. Şimdi beşeri kelam filmlerine yansımış. Hayat bu. Bir ağaç hakkında şüphe ediyorsanız canlı mıdır, cansız mıdır? Baharı bekleyiniz. Şeftali midir, armut mudur? Meyve zamanını bekleyiniz. Çünkü en güzel gösterge neticedir. İşte beşerin insanlara vaat ettiği hayat bu. %80'ini, 90'ını meşakkate atmış. 10 kişiden 8'i, 9'u mutsuz. Öyle mi değil? Ya. Beşeri kelam, onu okuduk. Başka bir yer okuyacağım. Değiştiriyorum. Kendine telkin etmeyi unutma. Unutacağını unutma. Bu Rüştü abinin sözüdür. Kendine telkin etmeyi unutma. Böyle derdi. Rüştü, bugün bunu okuyacaksın. Ha. Bir de bir acayip bir sözü var. Unutacağını unutma. Telkin o kadar tesirli ki narkozdan daha tesirli olur bazen. Hint fakirlerini, Afrika yamyamlarını düşün. Araba kullanmayı öğrendiğin gibi telkin yapmayı da öğren. Mesela Afrika yamyamları var. Tutuşup türkü söylüyorlar, halay çekiyorlar. O halayda ben merak ettim. Dedikleri neymiş biliyor musun? Hep böyle telkin. Türkçesi altyazısını bir yerde bul dedim bana. Abi ne yapacaksın? Karışma. Bizzat ben istedim. Bir program varmış. Onu altında Türkçe yapmış. Baktım o Afrika yamyamları o ateş etrafına şey yaparken hep birlik anlatıyorlar. Mesela bir cümleyi söyleyeyim. Çok acayip. Tek başına mutlu olamazsın. Yani şimdiki bir şey. Başka? Birisinin dişi ağrsa hepimizin dişi ağrıyor. Böyle. Yani türküleri bile telkin. Bazen telkin
narkozdan daha teselli olur. Bazen de uyutur. Mesela bir sıkıntısı olana bir anne sana bir cümle söyler veya bir sohbette bir cümle söyler, duyarsın. Tam değil, düze çıkarsın. Telkin böyle, acı ilaç gibi değildir. Daha tesirlidir. Sen abi, Hazreti İmam Ali radıyallahu anh'ı bir hatırlayamadım da abi. Yani hikmetli sözlerle ruhlarınız dinlenir mi? Evet. Doğru. Karşı tarafın iyi yönlerini hatırından çıkarmadan onunla konuşursan ona karşı öfke olmaz, ona sahip olursun. Sabi olamazsın. Mesela birisine öfken var değil mi? Kızıyorsun. Öyle. Onlar da o insanın öfkesi, yani ona öfke, kızmak seni mezara koyar. Yani ona bir şey getirmez. Ona hiçbir zararın olmaz. Sen kızman, ona ne getiriyor ki? Ondan kurtulmanın yolu ikidir. Benim anladığım. Bir, ona dua etmektir. Kur'an'ı bir yoldur. İkincisi, Risale-i Nur'un, yani Kur'an'ı bir yol. Onun hakkında müsbet şeyler, iyiliklerini hatıra getir. Onun, ona haset, adavet, öfken gider. Birisiyle konuşacaksın. Ama vay be zalim, gelsin de ağzını paynalacak. Bak, bir gelsin. Tamam bittin, sen bittin. O gelene kadar zaten sen ona ceza vermedin ki, kendine verdin. Buradan kurtulmanın yolu onun güzelliklerini düşün. Ben kötüyüm, doğru. Bir sürü kötü, olumsuz taraflarım var. Olmaz olur mu? Ama benim güzel taraflarım da var. Benden istifade etmenin yolu benim güzel yönlerimi düşünmeyle geçer. Ama şuna buna takılırsan şöyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle de şöyle. Edemez. Unutma ki uyumak da öğrenilmesi gereken kültürdür. Çok ilgimi çekmiştim. Uyumak öğrenilmesi kültür olmasaydı, lemalarda uyku hakkında ders olmazdı. Uyku hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisi olmazdı. Uyku hakkında ayet olmazdı. Tamam. Size diyor geceyi istirahat örtüsü yaptım diyor. Ocağına namak ümsubata. Demek ki arabayı kullanmayı öğrendiğin gibi güzel uykuyu da yapmak için kültür işidir, eğitim işidir. Öğrenilmesi gerekiyor. İyi bir uyku, uyku çeşitleri, uyuma şekli, yatak ve saat bunlar öğrenilmesi gereken şeylerdir. Mesela sabah namazı güneş çıktıktan 45 dakika mekruh vakitleri, akşam namazına yarım saat kalmış, işte ikindi namazından sonra yatmak korkunç cinayettir. Sabah namazı vakti bitti, güneş çıktı, o 45 dakikada yatmak rızkın azlığına delalet eder. İkinden sonra yatmak ömrün kısalığına sebep olur. 12, gece 12'den sonra ayakta durmak, ertesi gün 20 saat yatsanız bile üzerinizdeki yorgunluk hali gitmez. Üzerinizdeki böyle bozulmuş yumurta gibi, böyle hantallık, gitmez. Şu anda ben size hayatımda deneyledim, yaşadığım, senelerce çeşitliliklerini uyguladığım bir şeyimi söyleyeceğim. İstifademi paylaşacağım size. Bunu ciddi nazara almalısınız. Yani şu anda söyleyeceğim. En kıymetli vaktini Allah biliyor mu? Biliyor. En kıymetli vaktine en kıymetli şeyi koyarsanız size yansıyacaktır. Ve o koyduğunuz kişi, unutmayın, size hakkınızı ödeyecektir. Bir daha söylüyorum. En kıymetli vaktinizin içerisine en kıymetli şeyi koyarsanız, kıymetli şeyinizi, o zatına yemin ederim, kendi zatımda denemiş olduğumu söylüyorum,
o sana karşılık verecektir. Ben, ne olur bunu ciddiye alın, hiç yazmayın, dinleyin beni. Bunu sakın gözünüzü ayırmayın benden. Burayı dinlemenizi istiyor. Her sözüme böyle demem. Ama buna diyor. Ben en ölü zamanıma, en bitmiş kitap okudum. Artık yapacak halim hiçbir şeyim kalmadı. İkindi oldu. Uyumak da işi mekruh. En ölü vaktime Kur'an'ı koydum. Evrat okumayı koydum. Bedeli o cinsten oldu. Yani ne kadar değer verdiğimse evrada, ölü vaktime koyduğum için onun yansıması bana ölü oldu. Ciddi bir istifade edemedim. Şaşırdın Murat? Şaşırmadım. Şaşırdın. Çünkü şaşıracağınız için yazmayın dedim. Ben kalktığım zaman, şahitsiniz, dişimi ilk önce fırçalarım yemek yemeden önce, misvak. Yemeğimi yerim. Zaten asla su bile teşvik için söyleyeceğim. Ya Rabbi, başka şekilde inşallah meylettirme bana. Şimdi ben bunu bilsem ki, abdest isim kesinlikle ben bunu koyarım, abdest alırım, içmeye devam ederim. Abdestsiz içmemeye çalışırım. Bak, gene konuma geliyor. Kalktım, misvamı kullandım. Abdestimi aldım, yemeğimi yedim. Yemekten sonra kullandım. Ve ilk hayatımın en verimli, en canlı, en enerjik kalktım, düşümü aldım, şey işte, abdestimi aldım, kahvaltımı yaptım. En canlıyım. En kıymetli inandığım şeyi hayatımın en kıymetli anına koydum. Kur'an'ı koydum. Kur'an'ı sabah ilk işim, cüzlerimi bitirmeden, siz şahitsiniz, bir şey yapmıyorum. Bunu ben 34 seneden beri dershanedeyim, hep denedimmişim. Gece okumuşum dersten sonra geldiğim zaman. Böyle bir deneme yapmışız. Abilerden gördük, bazı abilerden. Gece dersten geldikten sonra yapar. Abilerden gördük, ikinden sonra yaparlar. %70. Ölü vaktine koyar. İzbul Kur'an'ı, evradını. Tamam mı? Cüzünü. Hepsini. Ya bunun bir dediğim şey olması lazım. Bana en verimli anı olması lazım. Çiçek bile sizi tanır. İnanın. İnşallah gelecek tarihte bunu ispat edecek tarih. Bu çiçek odaya girdiğiniz zaman sizi hisseder. İnanın bana. Ben bunu şefkatle dokunduğum zaman, bendeki şizofreni ve manyaklığımdan dolayı, öyle diye derseniz, ben bundan daha fazla istifade koku aldığımı inanıyorum. Şizofreni mi diyeceksiniz, böyle manyak mı? Ben buna dokunduğum zaman şefkatle, bu bana bedel ödediğini, cevapladığını iyi biliyorum. Bu çünkü hissidir. Sırf hayat, hayatı var, hayatı varsa hissi vardır. Bu bile. Şimdi Kur'an bu değildir. Şu yani sayfa değil. Bu musaftır. Kur'an canlı ve ruhludur. Kur'an canlı ve ruhludur. Ustad söylüyor. Hayatın aklı ve şuurudur diyor. Ben hayatımın en kıymetli anına onu koyduğum için o da beni en kıymetli yerine koyacak. Koyuyor. Taşıyor beni. Ben hayatımda söylüyorum. Bendeki eksiklikten ama belki işiniz yarar diye söylüyorum. İçsel sıkıntıdan senelerce yani hayattır, dershanedir, beşerdir. Bedensel arzulara reddetmişiz. Ondan gelen şeyler var, sıkıntılar. Bedensel arzular var ya. Bir dershane hayatının getirmiş olduğu zarunu. Yani bu tür şeyler, sıkıntılardan senelerce aşamadım. Ne zaman denedim ve bu tür şeyleri rüyada bazı şeyleri gördüm. Bu fikirler hiç benim değil. Gittim hayatımın en kıymetli yerine Kur'an'ı koydum. Ben hayata Kur'an'la başladım. Hayattan çok zevk aldım. Çünkü şuna bir cümle okuyayım size. Şaşıracaksınız. İnşallah bulurum.
böyle bak. Şunu sor kendine. Şu anda neye sahip olmak isterdin? Ne olur herkes kafasına, aklına bir şey koysun. Şu anda neyin olmasını isterdin? Deme, deme, bana demene gerek. Ona cevap veriyorum. Bunun için ne kadar gayret ediyorsun? İşte cevabın onu ne kadar istediğini gösteriyor. Ben sordum. Şu anda neye sahip olmak isterdin? Sorsam söyler misiniz siz? Söylemek ister misiniz mesela? Teşvik bir kişi. Teşvik için söyleyeyim abi. He? Teşvik için abi. Teşvik için olur mu? Ben diyeyim, ben diyeceğim. Ama ben demeden sırf senden bir tanesini alayım mı? Yoksa mahsuru varsa deme. Söyle, söyleyeyim abi. Sen neye sahip olmak isterdin? Yani hissiyatlarımın Risale-i Nur anlayacak tarzda olmasını isterim. İsterdim. Cem şu anda sen neye sahip olmak isterdin? Neyin olmasını isterdin? Atlayarak söylüyorum. Bulamadım abi. Yani maddi mi, manevi mi? Bulamadım. Ya. Fatih. Büyük Fatih. Tamam deme. Pek vazgeçtim, açtım. Tamam. Furkan söylemek isterdin ha? Söyle iste. Yok. Tamam, kal. Benimkisini söyleyeyim mi? Ben Allah'a sahip olmak isterim. Ha? Bir soru akla geldi, herkesin bildiği gibi. Ben Allah'a sahip olmak isterdim. Peki o lafla değil, onu ne kadar istediğini, ne kadar onu elde etmek için gayretinle orantılıdır. Çoğu insan istediğiyle alakasız yaşadığı için buhranının kaynağı budur ve buhranı hariçte atar. İnsan bazen neye benziyor? Bir şey söylüyor, şey görüyor, tersini söylüyor. Abi diyor, sağdan gideceksin diyor. Oysa soldu. Ya ne yapıyorsun? Sağ dedin ya diyor. Ya öyle mi ya? Bazen ağzımız ters çalıştığı gibi. Yani bir şey istiyoruz ama istemiyoruz. Fiilen. Allah'ı istiyoruz ama onu elde etmek için bir şey yok. Mutlu olmak için, mutlu olmak istiyoruz. Mutlu olmak adına adımı atmıyoruz. Adeta sıkılmak için bütün şartları hazırlıyoruz. Ama diyorum ki, bak, doktorlar sinirsel psikolojiden bahseder. Benimkisi ruhsaldır, daha arkada. Çünkü benim değil, lisanımdan tespit ettiğim şey intibalarımı şey yapıyorum. Mesela psikoloji midir o? Biraz önce Kur'an'ı anlattım. Şimdi eğer sen istediğini samimi olarak istedin de mi Allah reddetti? Adam ilahlık istedi. Allah kısmen ona o bazı vasıfları verdi. Firavun ilahlık istedi. Öyle inandı ki istediğine Nil nehrini yukarıya çevirdi. Öyle inandı ki zalim, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında öyle inandılar ki bakire bir kız çocuğunu Nil'in üzerine kesip canlı kesiyorlar mıydı? Canlı mı? Tebrik edemiyorum. Bakire kız çocuğunu, genç daha çocuğu buluçağına gelmemiş Nil'e atıyorlarmış, Nil kalkıyormuş. Su çoğalıyormuş. Nil taştığı zaman da bunu yapıyorlarmış. İniyormuş. Çok ilginç. Sebebi bu fiilden değildir. Bunu şualarda anlatıyor. Lemalarda anlatıyor. Mesnevi Nuriye'de anlatıyor. O insanlar batıl bir fiil ama
O kadar ciddi istiyorlar ki Allah da ena ine zenni abdi bir kulum, kullarım, Müslüman demiyor. Kullarım nasıl istiyorsa, yani ne istiyorsa samimi, kainatta bir sistem çalışıyor, onu veriyor. Yani bu burada istek, kafir Müslüman fark etmiyor, istek diyor. Sonra işte Nil taşıyor, Müslüman oluyorlar. Bunu nereden anlatıyorum size? Müslüman oluyorlar, bunun yasak olduğunu yasaklıyorlar artık. Müslümanlığa girdi Mısır. Firavunluktan, yani şeylerden kurtuldu. Fakat Nil taşmış mı tarlalar, valiye gidiyorlar. Hazreti Ömer'in halifesi, valisi. Dua ediyorlar falan, inmiyor. Şu Hazreti Ömer'e geliyorlar, bunun sırrı nedir? Bak, Hazreti Ömer, peki demiş. Bir kağıt yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ömer, ben Allah'ın Resulü'nün halifesi Hazreti Ömer sana emrediyorum. Haddine gel, haddinde dur. Katladı, bu kadar. Katladı, saramladı. Dedi ki bunu atlaya, git nehri at. Nehir pat diye iniverdi. Ha, peki nedir? O batıl, bu hak, inanç. Batılda da ihlas var der. Risalede. Ben bu kanunları işletmeye çalışıyorum. O zaman neyi samimi istiyorsanız inancınıza dönüşüyor. O da Allah kainatın sisteminde böyle bir sistem çalışıyor, çark çalışıyor. Böyle bir sistem, çark var. O reddetmiyor. Adam diyor ki nehre, Firavun, geri git diyor, geri gidiyor. Atıyla şeyin üzerine geçmiş suyun, lene de geçmiş. Buna dinimizdeki ismi verilmiş. İstidraç, öyle mi? Evliya da olursa keramet. Bir tane de örnek veriyorum, tamam, inancın ne olduğunu. Camiden çıkıyorlar vaazı, bayram vaazı. Burada olmuş Osmanlılar'da. Ve bu Osmanlı Sarayı'nın önündeki ne? Sarayburnu. Sarayburnu gelmiş, biraz fırtına olmuş tabii. Gemiler kısmen geçmiş. İmam, hoca namazı kıldırmış, Üsküdar'a geçecek. Olmuş. Fakat bir deniz çalkantı olduğu için pek şey yapmıyorlar. Sandallar geçemiyor, cesaret etmiyor. O cemaatin içinde temiz daha bulu çağına gelmemiş çocuk varmış. Hocam niye bekliyorsunuz demiş. Niye oğlum demiş. Siz demiş bayram vaaz etmediniz mi? Bismillah deyin. Samimi dedikten sonra diyor çocuk bu. Suyunuz önünde de yürürsünüz dedi. Hadi hocam dedi. Oğlum kem küm kem küm. Hocam. Siz vaaz ettiniz dedi ya. Ha bak. Bak ben gidiyorum. Bismillah dedi çocuk gidiyor. Çocuk gidiyor suyun üzerinde. Yürüyor. Hadi baba diyor baba. Sana da çağırıyor. Onlar geçemez. İnanmıyor. İnançlar o seviyede değil. İnanmıyor demeyeyim de. O seviyede değil. Çocuk kadar inansalar yürürlerdi. Çocuk kadar inansalar o Kızıldeniz ikiye ayrılırdı. Musa olur. Onun inancı su üzerinde yürümek kadar oldu. Ne inanıyorsanız oradasınız. O muameleyi göreceksin. Buna bir tane başka bir menfiden örnek vereceğim. Şeytan sevilmediğini, şeytanın biraz biliyorsunuz fazla psikolojisiyle meşgul oluyorum. Bunlar ne işinize yarayacak bu bilgiler? Arkadaşlar bizim Türk milletinin şu kötülüğü var. Hasta olduktan sonra ilaç arar, inim inim inler. Bizim bazı arkadaşlar psikolojileri bozulunca bu dersleri dinliyorlar. Oysa bunlar senin hafızanda olsa olayları yorumlamayı, tefekkür etmeyi ve kendi çıkmazlarına hiç fırsat vermeden bunlar senin otomatik olarak şu dersi dinlesen ruhunda malzeme olacak. Günün birinde tak 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 veya bazı negatifle olumsuzluklar çıkmamasının sebebi senin ruhunda bunların varoluşundandır. Ben ne işim var bu işlerle? Şeytanın psikolojisiyle meşgul oldum. Adama sordum. Başka bir şey anlatacağım şimdi. O anlattığımın dışında. Bir parçasını demiştim ya, iki parçasını. Dedim ki sen niye böyle acımasız, hırçın, hırçın ve asabisin? Kızmak şeytandandır ve acelecidir. Dedi ki bana, buraya kadar biliyorsunuz anlatayım orayı da. Ondan sonra başka bir şey anlatacağım.
Ben diyor ayet-i kerim ve hadis-i şeriflerde dedi, cehennemlik olduğum kesin dedi. Peki bana dedi ki şimdi kesin cehennemlik olduğunu bilsen sen ne olurdun? Senin psikolojin ne olurdu dedi. Ulan hakikaten biraz da acıma gibi oldu. Sonra Kur'an'a döndüm. Kur'an diyor ki kendisi tercih etti. Secde et dedik. Etmedi. Bak burada ona ait bir şey anlatacağım. Lanetlendi. Ayetlerle cehennemlik olduğu bilen bana dedi ki lanetlendim. Ayette cehennemlik olduğumu bildiğim halde ben insan sevmeyi nasıl yapayım dedi. Sevmeyi çökerten nefrettir. Ben dedi sevilmediğimi bildiğim için sevemiyorum. Sevildiğini bilmeyenler sevemezler. Şeytanın mantığından çıkarttım. Lanetlendiğini, cehennemlik olduğunu bilindiği için, bildiği için psikolojim bozuldu ve sevemiyor. Sevildiğini bilenler sevemiyor. Peki ben bunu araştırdım. Şeytanın bu psikolojisine ilk önce suç kendisinindi. Allah'ın rububiyetini sorguladı. Ben ona niye secde edeyim dedi. Ben ateşten, o topraktan Allah'ın dediğini yapmayınca Allah'ı sevmediğini gösterdi. İlk önce sevmedi. Allah da inandığı gibi Allah şeytana baktı. Şeytanın içinde nefret var. İnsana, Adem'e nefret var. Allah'ın muamelesini, hastalığını, dertlerini, eksiklik vermesi, sorgulama var. Onun ruhuna göre Allah muamele etti. Allah lanetlediği için lanetlenmedi. Lanetliği tercih ettiği için lanetlendi. İsmi Allah koydu. Ama o doğmuştu. Şimdi cümleyi okuyorum. Şeytan sevilmediğini bildiği üzerine mantığını kurduğu için sevmeyi denemedi ve sevmeyi bilmiyor. Lanetlendiğini ayetlerle cehennemlik olduğunu bilen sevebilir mi? Buna sebep sevmediği için sadık olmadığı ve rububiyetine itiraz olduğu için bu halde kaldı. Demek ki bir şeytan değiliz. O zaman arkadaşlar sevildiğini bilmek sevmenin gerekçesidir ve zeminidir. Peki sevildiğimizi nasıl bileceğiz? Namaz kılıyorsan Allah seni seviyor. Oruç tutuyorsan Allah seni seviyor. Yani hayırlı iş yapıyorsanız Allah sizi seviyor. Nereden biliyoruz bunu? Nereden çıkartıyorsun? Psikoloji ama dini dedim ya. Benim Risale'nin bu psikoloji din eksenlidir. Allah Resulü diyor ki Allah bir kulunu severse sevdiği işleri ona nasip eder. Namazı kılmayı Allah seviyor mu sevmiyor mu? Seviyor. Allah namaz kılmayı seviyor. Hadisi kutsiye uygulayalım Osman. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah bir kulunu severse bak sevdiği işlerden değil midir namaz? Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Siz Allah'ı sevmiyor musunuz? Allah sende neyse Allah senin aleminde ne kadar kıymetliyse onun yapısında da sen o kadarsın. O zaman sevildiğini bilirsen hayatta canlı olursun. Devam edeyim. Şurayı bitireyim de ondan sonra şey yapayım. Hayatta değerlerini sırala. Bunlar sana karar vermede yardımcı olacak. En kıymetli neyin var? Allah, peygamber, din. Ona varma yolu olan Risale-i Kardeşler, dava, medrese, hanımım, aşım, işim. Sırala. Böyle hemen sıralayabiliyorsan bir kağıda A4'e yaz. İsrafın olmaz. Ne olur bir yaz ve çekmecene koy. Darlandığın zaman, odadan kalktığın zaman çekmeceni çek. Hayatta en değerli şeylerin sıraladığını oku. Bunlara sahip olduğunu unutma. Sıkıldığın, zannettiğin şeyi bunlara sahip olanın hadi aşacağını sana o telkin gelecektir. Sıkıldığın zaman çekmeceyi çek ve onu oku.
Eğer hayatta değerlerin yoksa kafanda allak bullaktır. Hayatta değerlerin ağaç gibidir. Hayattaki yazdım var ya A4'te. Ağaç gibidir. Kararların ise yapraklarına benzer. Kararların kopanır, rüzgar kopar, düşer ama ağaç hala canlı duruyor. Anlıyor musun? Mesela o gelişen o sıkıntına sebep olan yaprak gibidir. Bazen ufak bir rüzgarla düşer, bazen sert rüzgar bile şey yapmaz, zor olur. Vakti gelince hiç zorlamana gerek yok. Vakti gelince sarar, ölür düşer o dertlerin. Ama hayatta ağacın gövdesi gibi sabit değerlerin olması lazım. Kimle yarıştığını bil. Kimle yarıştığını bil. Şeytanla, imansızlıkla yarışıyoruz. Diğerleri hiçbir şey değil. Yani Allah'a ihtiyaç hissettiğin kadar zengin olacağını unutma. Allah'a ihtiyaç hissettiğin kadar zenginsin. Bir daha söyleyeyim. Allah'ı istediğin kadar zenginsin. Allah'a ihtiyaç duyduğun kadar zenginsin. Benim bir tane kanserli merbem vardı hatırlarsınız, hep şey yapardım. Ona Alman doktorları 3 ay ömür tahmin etmişler. Ziyaretinde bana sağlığına dikkat et, zira çok insan sana muhtaçtır Hasan amca dediğini unutmuyor. Birkaç haftalık ömrü kalmıştı, 3 ay bitmişti. Birkaç hafta sonra öleceği Merve, Hasan amca sağlığına dikkat et, zira çok insan sana muhtaç biliyor musun? Demişti, hiç unutmuyor. Ve kısa zaman sonra öleceğini bildiği halde gülüyordu, mutluydu. O zaman demiştim, benim de derdim var. Öleceğini %100 bildiği halde gene soruyor. Hasan amca, o bana Kur'an öğrettin, rahle duruyor mu? Rahle. O camiye daha geliyor musun? O falanca falanca Ayşe vardı, o Kur'an'a çıktı mı? Baktım, nelerle meşgul. Ben de bir baktım, bakıyorum böyle hayret. Benim de derdim var sanki. Ya. Şimdi hayatın esaslarıyla değil de teferruatıyla gitmek sanki dikiz aynasıyla araba kullanmak gibi olur. Temeli kaybetmemek lazım. Dikkat edin, kim sıkılıyorsa temel ağacın gövdesini ön cama bakmıyor kesinlikle. Bir daha söylüyorum. Hayatta sıkılan insan öne bakıyor gibi gözükürken arabanın dikiz aynasına bakıyor. Dikiz aynasına bakan neyi görür? Geçmişi görür. Geçmişte yaşıyor. Yüzü gelecek gibi gözükürken kafa geçmiş. Dikiz aynasına bakan arkayı görür. Arka geçmiştir. Geçmişinde olan bugünü kaybetmiştir. Ve geçmiş keşkeler mezarlığıdır. Mücadele ruhu olmayana, ben de kendi hayatımda şahit olduğumu içimi ruhumdan anlatıyorum. Psikoloji dersler yapıyorum, 200-300 tane tevhid yapıyorum. De çoğunlukla %90 kadınlarda oluyor. Bunu cümleyi oradan yazdım. Mücadele ruhu olmayana ne anlatırsan anlat, ne çözüm üretirsen üret, daha konuşman bitmeden hemen şunu sorar. Ama diye konuşmaya başladığını gör. Mücadele ruhunu kaybedene ne anlatırsanız anlatın hiçbir manası yok. Hiçbir mücadele ruhu yok. Yok. Karşı tarafın iyi yönlerini hatırından çıkarmadan onunla konuşursan ona karşı öfke olmaz. Okumuştum.
Unutma ki uyumak da öğrenilmesi gereken kültürdür. Bunu da okumuştuk. Güzel uyuyanın rengi taze, gözleri canlı, yüzünün hatları gergindir. Sesi de pürüzsüz ve konuşması açıktır. Uykusuzluk sinir hastalığının bir çeşidi ve zeminidir. Mesela gece iş yapanların sinirleri bozuk olur. Gece vardiya tutanların sinirleri bozuk olur. Onların psikolojilerini ben elimden geldiği kadar takip ettim. Gergindirler, karamsardırlar bir kısmı. Şimdi bazıları beni şey yapacak, belki gece nöbeti olanlar var. İstisnalar hariç. Bunu dinleyen istisnadır. Bir de doyumsuzdur, hırçındır, tatminsizdir. Çünkü vecana nomekum subata kanuna zıt yaşanıyor. Geceyi istirahat örtüsü yaptım diyor. İstirahat örtüsünde Allah'a, istirahat örtüsünde çalışmayın. Allah gündüz maişetiniz için bir zemin yaptım diyor. Maişet için zemini de uyku yapmış. Kainatın sistemini ters çevirmiş. Kim kızarsa kızsın. Ya bana dokundun, dikime dokunursa dokundun. İlmi yapıyoruz biz. Birilerini rencide edecek diye kanser ilmini yapmayacak mıyız? Beyin kaybı şeyinden bahsetmeyecek miyiz? Gece sen çalışıyorsan ne yapayım kardeşim? Yani gece Allah'ın sünnetullah koyduğu sisteme terstir. Hadis-i şerifte gecenin şahidi yoktur. Nas suresinde de geçiyor. Nas mıydı? Felak. Orada da geçiyor. Gecenin şerinden Allah'a sığının. Öyle demiyor muydu? Yok, orada yok Ali Baba. Gecenin şerinden felak. Var. Felak'ta mı? Kul rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsikin izâ vekab. İşte bu. Ya. Bu tür kişiler neşesizdirler. Eksiklikler hep onu bulurlar. Bütün aksilikler onu bulur. Düşün. Keder, olumsuz. Öyle mi buldun mu? Buldum abi. Oku. Ömer şerif gâsıkın izâ vekab. He. Ne diyor? Ve karanlığı bastığı zaman gecenin şerinden. Ya. Gâsık o zaman gece mi oluyor? Geceden ortaya çıkan karanlık. Gâsık. Gece ile karanlık farklıdır. Türevdir karanlık. Asıl gecedir. Geceyi bastırdığı zaman ortaya çıkan karanlık diyor. Karanlık bastı demiyor. Ben karanlığın şerinden demedim. Gecenin şerinden. Gece bastığı zaman çıkan karanlık. Neyse. Keder, olumsuz düşünceler uykuya da düşmandır. Cinselliğe de düşmandır. Sihatlı insan her yerde rahat uyur. Sinir sihatından bahsediyor. Yattığında manevi geçit yerlerinin koridoru holu olmalı. Yani yattığın yer manevi böyle geçit yeri olmalı. Allah Resulü buna ait şöyle bir misal şey söylüyor. Kapı işinde oturmayın zira cin çarpar. Cin, lügat manasında ceyrandır, kuvvettir. Kuvvet deyince bu bizim hava akımı değil, ervah habisinin geçişidir. Duvardan gelmezler. Onun için Allah Resulü diyor ki, duvarlarınıza demiyor, aleyhissalatü vesselam, kapınızı diyor, akşam olmadan çocuklarınızı eve alın, kapınızı besmele ile kapatınız. Yani duvardan gelmez. Kapıdan geliyor. Eğer akşam namazından sonra çocuğu dışarıda olana, Allah Resulü diyor ki, şeytan hissedar olur. Cinselliği sünnete uygun olmayanın çocuğuna şeytan hissedar olur. Çevren seni etkileyecek malzemelerden arınmalısın. 3-4 tane de kaldı, ondan sonra kesiyorum. Kendini, dimağını, kalbini kireye verme. Mücedid olan Risale-i Nur'a teslim et. Kireye, Ahmet'e, Mehmet'e, aklını, kalbini kireye verme. Sen trendesin. Tren karanlıklı tünelden geçiyor.
birazdan biteceğini bildiğin için sakin oturmaya devam eder ve telaş etmezsin. Çünkü daimi değil, birazdan bitecek. Mesela trendesiniz, tünele girince karanlık, ışık yanmıyor. Niçin sabrediyorsun? Tünel sıkar adamı ve arabayla geçiyorsun. Tünel sıkar adamı ama inanıyorsun ki biraz sonra bitecek. Çünkü daimi değil, birazdan bitecek. Sıkıntıların da böyledir. Tünel gibidir, birazdan bitecek. Nasıl bitecek? İstesen de tutamazsın. Çünkü dünya bitiyor. Çünkü ömür geçiyor. Ömrün tekrarı yok. Sabret ve seyret. Birazdan biteceğini göreceksin. Sabırsızlıkla sıkıntının zamanını ve miktarını, ömrünü sen uzatıyorsun. Sabırsızlıkla sıkıntının zamanını ve miktarını sen uzatıyorsun. Sıkılınca seni rahatlatan kişiyi veya odayı, zemini hayal et, rahatladığını göreceksin. Mesela bir yerdesin, hele senin mesleğin itibariyle söylüyorum. Sıkıldın, seni rahatlatan bir oda, seni rahatlatan bir kitabın yüzü, seni rahatlatan bir insan, seni rahatlatan aşın, eşin, işin, çocuğun, seni rahatlatan çok sevdiğin ablan, abin, sana katkısı oldu, onu görünce böyle sana huzur veren abi veya kişi, ustad. Hayal et, oradasın, onun yanındasın. Çünkü aklın şöyle bir aptallığı var. Hayal ile gelen resmi, gözüyle gelen resmi ayırt edemez. Hayal ile ben o abinin yanındayım, ustadın yanındayım, odadayım, sözler var. Sözler denince hep benim 16. söz sayfa satırıma geliyor. Ondan sonra tak, ben çok kullanıyorum 16. sözü. Sıkıldığım zaman 16 sözü sayfa satırıma geliyor. Orayı seyrederim bak. Aynı, inan bana. Aa, bak şu anda oradayım. Seyrediyorum. Dur birkaç dakika korkma. O doğru oradasın. Olmaz diyenlere olmayacaktır. Çünkü inanmıyor. Aklın aptallığından istifade edemiyor. Son üç tanenin şeyi, incittiğiniz insanın ve kırdığınız gönlün bedduasından korkun. Hadis-i şerif. İncittiğiniz insanın, kırdığınız gönlün bedduasından korkun. Başka bir şey. Ezanın sesiyle gitmezsen, duanın sesine de gelir inşallah. Ezanın sesiyle gitmezsen, duanın sesine de gelir inşallah. Bir hadis-i şerif meali okuyorum. Kınayan, kınadığı şeyle muhatap olmadıkça ölmez. Başka bir şey okuyorum. Tertip ve düzenini bozma. Başka, sıkıntılarınla mücadeleyi eğlenceye dönüştür. Mücadele etme. Ondan istifade, niçin bunu Allah bana verdi? Dertlerin bana derman imiş mantığını, bundan öğreneceklerin olduğunu unutma. Rahatlık ve servet eğitici değildir. Çoğunlukla batırıcıdır. Hastalık ve musibet, hepsi ama istisnasız, bilene görene eğiticidir ve öğreticidir. Bu bana ne öğretiyor? Beni nereye taşıyor? Bana bu dürbün mü olur? Gözlük mü olur, merdiven olur mu diye bakarsan sana o olur. Sen o musibetlerine sakın mücadele etme. Bu bana ne diyor? Bununla ne avlamam gerekiyor? Zira balıkçılar bilir ki her balık yöntemiyle avlanır. Mesela palamut motor hareket ederken misine yatarlar, hareket halindekine gelir. Sargan ise gece lamba tutarlar için
Sargan sürüsü suyun üzerinde hareket eder. Suyu görünce bayılır. Biz de ışığı tutunca karnındaki beyaz bayıldı böyle düşer. Ölmez, bayılır. Hemen motor etrafında döner ama lambacığı hiç ondan ayrılmaz. O daireyi böyle tutar. Motor böyle dönse bile lamba böyle aynı yerdedir. Mezgit ise aptaldır. Burada balık durursa burada oltayı at yemez. Dipte ol, yanına atman lazım. Hepsi farklı avlanma yöntemiyle avlanıyor. Allah da hakikatleri avlama yöntemlerini bu dert ve sıkıntı denilen o şeylerin içine koymuş. Bilene. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavatı.